Ramazan-ı Şerif bize yeniyi hatırlatır kıymetli dostlar. Yenilenmeyi, yeni için, yenilenmek için yeniye doğru koşmayı hatırlatır. O geldi, biz koştuk hayatın dallarına tutunarak. O geldi, biz koşuşturduk adeta içimizdeki çocukla yeni için, yenilenmek için. Bulanmadan, donmadan. Ama her zaman yeni bir insan olmak için Ramazan-ı Şerif'e tutunduk adeta. Ve işte yeni bir gün daha geldi. Bize tekrar yeniyi hatırlatıyor. Niçin? Her yenilen, her yenilenen insan olduğumuzu tekrardan hatırlatmak için. Ramazan-ı Şerif, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin diliyle de geliyor bu vesileyle. Buyuruyor ki, her gün bir yerden göçmek. Ne iyi. Her gün bir yere konmak, ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak, ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Efendim, inşallah o yeniyi hatırlayanlardan ve yenilenen insanlardan olmak duasıyla. Yepyeni bir sahur vaktine, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Yine bu gecede birbirinden kıymetli konuklarımız olacak ve konumuz dua. Belki de en çok ihtiyacımız olan konuyu işleyeceğiz kıymetli dostlarımızla. Efendim, dilerseniz sözlerimizi kelamların en güzeline bırakalım. Tekrardan hoş geldiniz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة ف
تهوي Efendim, Cebeci Camii Müezzin Kayyımı Hocamız Mustafa Ertuğrul'a çok teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza, gönlünüze sağlık. Efendim, Bereket Vakti programına tekrardan hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün bol dualı bir program olacağı kanısındayım. Çünkü konumuz kulluğun özü, dua. Bizleri Diyanet TV'den, Diyanet Radyo'dan ve sosyal medya üzerinden takip eden kıymetli dostlarımıza da sevgi ve saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim. Programa ulaşın efendim, bizlere interaktif olarak da sorularınızı, görüş ve düşüncelerinizi bildirebilirsiniz. İki kıymetli konuğum var, hemen takdim etmek istiyorum. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Hocamız Profesör Doktor Sayın Mehmet Akkuş Hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisinizdir inşallah. Hamdolsun, sağ olun, teşekkür ederiz. Allah daha iyi etsin. Amin. Diğer konuğum Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hocamız Sayın Remzi Bircan olacak. Hocam hoş geldiniz sizler de. Hoş bulduk Murat Bey. İyisinizdir inşallah. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Aslında bir hususa da girmekte fayda var. Sizi görünce biraz dertlendim açıkçası. Bu gece de dua edeceğiz de. Biliyorsunuz siz de herhalde biz bu kadar dertliysek siz bayağı bir dertlisinizdir. Hac ve umre denilince tabii siz de tam hizmetin içerisindesiniz. Bu hususla beraber bayağı zor günler geçiriyoruz. Hele o tabloyu görünce insan evet. Hakikaten etkilenmiyor değil. Bunu konuşalım ama. İnşallah. İlerleyen saatlerde, dakikalarda. İnşallah.
İnşallah bu hususa ben kıymetli hocamla devam etmek istiyorum. Kulluğun özü dua dedik hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur buyuruyorlar. Duayı bu kadar kıymetli kılan şey nedir? Sizinle başlayalım Mehmet Hocam, buyursunlar. Teşekkür ediyorum. Efendim, Ramazan'ın ilk 10 gününü geçirdik. Rahmet günleri geçti. Elhamdülillah ortasındayız, ikinci 10 günündeyiz. Cenab-ı Hak bizi bayrama eriştirsin. Amin. Rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Bizi mağfiret buyursun. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde bayramı inşallah idrak ederiz. İnşallah. Siz de ifade ettiniz. Tabi dua hem ayet-i kerimelerde hem de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde dua son derece önemli. Dua aslında ibadetin de özü. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde zaten dua etmemiz bize emir buyuruluyor. Bakara suresi 186. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî garîb ücibü davete dâi fel yestecîbû lî vel yu'minî bî leallehum yerşudun. Sadakallahu lazim. Şimdi burada sana sorarlarsa kullarım, efendim, ben onlara yakınım. Ücibü davete dâi, dua edildiği zaman icabet ederim. Onun için bana icabet etsinler, dua etsinler ve iman etsinler. Umulur ki onlar doğruya ulaşırlar. Şimdi bu ayet-i kerimenin bu şekilde nazil olması konusunda şöyle bir rivayet var. Şimdi soruyorlar Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, garibun Rabbuna, Rabbimiz bize yakın mıdır? Yakın mı yani bize? Yakınsa şayet, diyorlar ki, garibun Rabbuna fenüneccihi. Yakınsa yavaştan şöyle içten bir dua edelim. En ba'idun, eğer uzaksa fenünadihi, ona şöyle bayağı bir yüksek sesle dua edelim veya bağıralım filan deyince bu ayet-i kerime nazil oluyor ve orada fe inni garibun ucibu dava, ben yakınım onlara ifadesi böyle buyuruyor. Şimdi bir başka şekilde bu ayet-i kerimenin nüzulü hakkında bir başka bilgi daha var. Şimdi yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a böyle dua edin, dua önemlidir, dua edilmesi gerektiğine dair böyle ayet-i kerimeler olunca bir başka ayet-i kerime ve gâle rabbukum ud'uni estecib lekum. Rabbiniz size buyurdu ki bana dua edin ki ben icabet edeyim. Ayet-i kerimesi Mü'min suresinde 60. ayet bu. Bu ayet-i kerime gelince diyorlar ki gene soru soruluyor. Lev na'lemu eyyü sa'atin ned'u. Bilsek ki hangi saat daha dua için önemlidir filan deyince yani onun üzerine işte izâ se'eleke ibâdî annî, kullarım sana sorarlarsa fe inni garîb, ben yakınım onlara diye o ayetin bu şekilde geldiğini ifade ediyorlar. Şimdi dolayısıyla burada Hazreti Cenab-ı Hak Cenab-ı Hakk'a yapacağımız duanın yani böyle yüksek sesle mi yavaş mı yapılması gerektiği değil, ona her halükarda dua etmemiz isteniyor. Yani bir yöntem de var hocam, değil mi? Yani evet. Yani bize öğretiliyor Kur'an-ı Kerim'de nasıl dua edeceğimiz. Hatta bir hadislerde böyle bağırarak yüksek sesle değil, yani gayet içten, samimi bir şekilde dua edilmesi tavsiye ediliyor. Çünkü dua nedir? Dua, Cenab-ı Hak'la kul arasında bir irtibatı sağlayan bir
öz, baştan da söyledik bu şekilde. Evet. Dolayısıyla biz aciziz, kullar aciz. Cenab-ı Hak her yerde hazır ve nazır. Yani garibin diye sormaları, ona o şekilde sual etmeleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, bir yani ona nasıl dua edeceği konusunda sanki bir metot arar gibi bir şeyleri var. Halbuki ayet-i kerimelerde, birçok ayet-i kerimelerde ifade edildiğine göre اِنَّ اللّٰهَ لَا يَحْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Yerde ve gökte hiçbir şey Cenab-ı Hakk'a gizli değildir. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْاَرْضِ Yerde, gökte her şeyi Cenab-ı Hak bilir. Yani onun olmadığı haşa bir yer söz konusu değil. Onun işitmediği bir şey de değil. Başka ayet-i kerimeler de var. قُلْ اِنْ تُبْدُوا مَا فِي اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ Eğer siz bir şeyi gizleseniz de, açığı vursanız da Allah onları bilir. Hesaba çekecek sizi diye. Dolayısıyla kainatın sahibi, yerle gök ve arasındaki bütün mahlukatın, yani varlıkların sahibi olan Yüce Allah'a, aciz olan bizlerin dua ile ancak kendisinden talepte bulunmamız isteniyor. Bu bizim için, yani kendi menfaatimiz için, haşa Cenab-ı Hakk'ın ibadete veya duaya değil, bizim ona karşı kulluğumuzun bir bakıma ispatı, samimiyetimizin göstergesi olması bakımından mutlaka Cenab-ı Hak'tan yakarmamız, ona el açıp dua etmemiz isteniyor. Eyvallah hocam. Evet. Çok güzel bir giriş yaptık. Başta da ifade ettiğiniz ayet-i kerime hakikaten insanı şaşırtıyor. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler buyuruyor. Şimdi hakikaten her mümini, okuyan her mümini derinden etkiliyor. Remzi Hocam'a dönecek olursam, burada aslında bir kulluk, bir acziyet ilişkisiyle beraber aslında ihlası da barındırıyor. Kesinlikle. Duada ihlas ve ihlaslı olmanın öneminden biraz bahsedelim mi hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli Murat Bey, bizim kadim geleneğimizde böyle ilim meclisleri olduğu zaman ilim meclislerine Allah'a hamd, onun elçisi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirmek gerekir diye bir kural var. Çok güzel. Biz de o sünneti işleyerek bizleri yoktan var eden, bizlere sayısız nimetler veren, alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'ya binlerce kez hamdü sena ederiz. Ümmeti olmakla şeref duyduğumuz İki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a da binlerce kez salat ve selam ederiz. Evet, özellikle zamanların en kıymetlisi olan Ramazan-ı Şerif'in içerisindeyiz. Evet. Ramazan-ı Şerif'in bugün 17. günü. Bizleri bu seher vaktinde izleme lütfunda bulunan çok kıymetli izleyicilere ve Diyanet TV ekranlarında ve Diyanet Radyo başlarında bize dinleyen çok kıymetli dinleyicilere ben saygılarımı, muhabbetlerimi, özellikle şükranlarımı arz etmek istiyorum. Eyvallah. Ve Diyanet TV'mize bu güzel ortamı hazırladığı için ve bizleri izleyicilerimizle buluşturduğu için de şahsınızda bütün Diyanet TV ailesine de yine aynı şekilde şükranlarımı arz etmek istiyorum. Tabii konu dua. Dua deyince Ramazan, Ramazan deyince dua akla gelir. Aslında duayı böyle kısa bir zaman içerisinde anlatmak mümkün değildir. Ama biz izleyicilerimizin de engin hoşgörülerine sınarak böyle ana hatlarıyla anlatmaya çalışalım. Ve sizin de bana tevcih etmiş olduğunuz sorudan hareketle. Hı hı. Hocam az önce dua ile ilgili çok kıymetli ayetleri, güzel nükteleri anlattı bize, sağ olsunlar. Ama bütün bu ayetlerin zımmında ve içerisinde en önemli unsur samimiyettir. Evet. Ve ihlastır Murat Bey. Eğer dua şeklen yapılırsa o duadan beklenen gerçekleşmeyebilir. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öncesinde Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde ihlaslı bir şekilde kendisine dua edilmesini bize emrediyor. İhlasın karşılığı samimiyet mi demek Tabii, hocam? Tabii samimiyet, evet. Özden, içten, evet, yapılmasıdır ihlas. Evet.
Dolayısıyla mesela ben bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Buyurun. İzin verirseniz tabii. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Peygamber Efendimiz üç kişiden bahsediyor. Yani bunlar, Peygamber Efendimiz diyor ki sizden önceki ashabını anlatıyor tabii. Sizden önceki toplumlarda üç kişi vardı. Bunlar bir yere gitmek için yola çıkıyorlar. Ama yoldayken aşırı bir şekilde yağmur yağınca artık ileride dağın eteklerinde bir mağara görünce mağaraya sığınmak istiyorlar. Ve mağaraya sığınıyorlar. Şiddetli yağmur olunca o yağmurun şiddetiyle ta tepelerden bir kaya parçası yuvarlana yuvarlana geliyor ve mağaranın önünü kapatıyor. Ve bu üç kişi artık bu ortamdan, o mağaranın içinden kurtulmak için bir takım yöntemler arıyorlar. Nasıl kurtuluruz buradan? Ama kaya, büyük bir kaya, kaldırılması çok güç. İnsan gücüyle kaldırılması mümkün değil. Tabii en son düşünüyorlar, taşınıyorlar ve en son diyorlar ki artık bizim buradan kurtuluşumuz yok. Ancak samimi, bakın, samimi yapmış olduğumuz amellerimiz bizi buradan kurtaracak. Ve biri diyor ki, biri başlıyor. Ben diyor, Ya Rabbi diyor, dua ediyorlar Allah'a. İşte samimi. Ya Rabbi diyor, benim diyor anne babam vardı. Ve anne babama ben koyun güderdim. Ve her akşam gütmüş olduğum, efendim koyunlarında elde etmiş olduğum sütü anne babama verirdim. Bir gün öyle bir zaman oldu ki geç geldim Mera'dan. Geç gelince sütlerini içiremedim. Ve ben onların başında sabaha kadar bekledim. Ta ki tan yeri ağrıncaya kadar ve onlara sütünü ikram ettim. Eğer ya Rabbi benim yapmış olduğum bu halisane, samimi davranış senin katında değerliyse şu içinde bulunmuş olduğumuz ortamdan bizi kurtar ya Rabbi diye dua ediyor. Bakın samimi dua. Evet. İçten giren bir dua. Hı hı. Ve bunun sonucunda Rabbül Alemin o kayayı biraz açıyor. Ama çıkmak yine mümkün değil. İkinci kişi bu sefer başlıyor dua etmeye. O da önceki zamanlarda yapmış olduğu amellerden. Ya Rabbi diyor, benim diyor bir amcamın kızı vardı ve çok severdim ama o bana karşılık vermezdi. Bir erkeğin bir kadında murat etmiş olduğu şeyi istedim ama reddetti. Ve en sonunda bir kıtlık zamanı oldu. Benim kapımı çaldı, benden yardım istedi, para istedi, yardım istedi. Ben de dedim ki ona 100 dirhem veririm ama karşılığında benimle beraber olursan diye. Daha sonra tam beraber olacakken 100 dirhem vereceğim zaman bana dedi ki ittakillah, Allah'tan kork. Yapmış olduğum bu şey çok çirkin bir şey. Ve Allah'tan kork dediği an ben ona istemiş olduğu parayı verdim ve gönderdim. Elimi dahi sürmeden. Ya Rabbi, bu yapmış olduğum samimi davranış eğer senin katında kıymetliyse şu içinde bulmuş olduğumuz durumdan bizi kurtar diye dua etti. Kaya biraz daha açıldı tabii. Yine çıkmak mümkün değil. Akabinde üçüncüsü dua etmeye başladı. Ya Rabbi, ben ekin biçerdim, ekin dikerdim. İşte çiftçilikle uğraşırdım. Günün birinde bir işçimin ücretini vereceğim zaman o işçim benim vermiş olduğum ücreti kabul etmedi. Bir şekilde kabul etmedi ve gitti. Ben onun adına o vereceğim ücretin karşılığında efendim bir koyun aldım. Koyunlar sürü oldu, sürüler şey oldu, büyüdü. Ve bir gün geldi dedi ki benim hakkımı ver dedi. Ve ben de dedim ki ona diyor, şu görmüş olduğun affedersiniz hayvanlar senin, çoban senin, al götür dedi. Ve dedi ki beni alay mı ediyorsun dedi ya. Ben o günkü parayla 3 kuruştu. Şimdi sen sürüden bahsediyorsun. Bakın samimiyet. Bu yapılan şeylerin hepsi samimi. Evet. Ve aldı gitti. Ya Rabbi, yapmış olduğum bu iş, hal, hareket, davranış senin katında değerliyse ne olur bizi şu içinde bulmuş olduğumuz ortamdan kurtar diye içten bir duayla dua etti. Dolayısıyla ve kapı kaya açıldı ve çıktılar. Şimdi buradan bize çıkan sonuç şudur. Dilimizin kullanmış olduğu kelimeler, ağzımızdan çıkan kelimelerle kalbimizin iletişim halinde olması lazım. Yani şeklen dua değil. Şeklen yapılan dualar ruhsuz bir duadır. Efendim ondan beklenen verim ve arzu, istek karşılanmaz.
Mesela ben dediniz ya hac umre deyince hemen aklıma geliyor. Mesela bizim tavaf esnasında hacılarımıza, umrecilerimize öğretmiş olduğumuz bir dua var. Tavaf duası. Evet. Yani Hacı-ı Esved'den başlarsınız. Hı-hı. İşte Allahümme imanen bike ve tasdikan bir kitabike diye başlayan. Hı-hı. Orada ticareten lentebur diye bir kelime var. Dua. Biz tabii eğitimlerimizde şunu söylüyoruz. Hacı adaylarımıza, umreci adaylarımıza. Herkes içinden geldiği şekliyle dua etsin. Samimi. Samimi, evet. Kendi diliyle hiç fark etmez. Rabbul Alemin Allah Celle Celaluhu o işten gelen duayı kabul eder. Özellikle biraz sonra söyleyeceğimiz o kutsal zaman ve mekanlarda olursa kabule daha çok şayandır. Evet. Şimdi bazen tabii görüyoruz değişik milletlerden, Endonezya'dan, Malezya'dan, şurada hatta bazen bizden. İşte Hoca Efendi dua diyor. Allah'ım işte lentebur, ticareten lentebur diyor. Tabii arkadaşta bunu duyamayınca, telaffuz edemeyince manası nedir lenticareten lentebur? Ya Rabbi kesilmeyen, sürekli kazandıran bir ticaret bize nasip et diye dua ederken bizim Hacı Efendi ticareten mendebur diyor. Bakın yani mendebur kelimesi bizim evet. lügatımızda tabii hoş olmayan bir kelime. Evet. Yaramaz, affedersiniz pislik, hoş olmayan, mundar gibi. Dolayısıyla ne oluyor? O yapılan dua şekli bir dua oluyor. Evet. İşten gelen samimi öz bir dua olmuyor. O duanın ruhu eksik kalıyor. İşte onun için gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde bizde istenen Allah Celle Celaluhu'ya işten samimi yürekten bir tevbe evet. dua etmektir. Zaten dua yürek işidir. Eyvallah. Evet. Gönül işidir değil mi hocam? Kesinlikle gönül işidir. Bir de madem hani Arapçasını yapıyoruz, anlamını da gönülden hissederek, anlayarak yapmamız da daha uygundur o zaman. Bize bir görev düşüyor burada hocam dediğiniz gibi. Yani biz o duaları öğrenirken çok affedersiniz hani papağan gibi tekrarlamak yerine anlamlarını daha da derinlemesine öğrenirsek çok daha başka olur değil mi? Aynen. Yani bu hususta... Şimdi hocam güzel ifade etti. Aha. Ben de ona ilave olsun diye söylemek istiyorum. Mevlana Hazretleri'nin ben ondan kalan, aklımda kalan çok güzel bir cümlesi kalmış hı hı. aklımda. Diyor ki, böyle çok şey olarak, biraz musikiyle de alakalı gibi. Tabii. Men çikuyem tamburam çikuyet. Diyor ki, ben ne söylüyorum, tamburam ne çalıyor? Hocamın ifade ettiği ya, gönül ve ifade birliğini ifade etmek bakımından hakikaten bir akort söz konusu. İfade birliği problemimiz yani, var değil mi hocam? Şimdi biz bugünkü nesiller, Müslümanlar olarak duanın, tövbe diye başladığımız duanın kelimesini iyi ezberledik. Evet. Elimizden hiç düşmeyen bir şey tövbe kelimesi. Halbuki duanın öncesinde yapılması gereken kanaatimce iki husus çok önemli. Birisi tövbe, istiğfar. Yani duayı samimi hale getirmek için önce kendimizin, nefsimizin üzerinde sıkça alışık olduğumuz, yapa geldiğimiz bazı şeyleri terk etmek. Böyle duaya hazır olmak lazım. Şimdi mesela tevbe dediğimiz zaman, tevbe kelimesi, tövbe veya tevbe bu şekilde ifade ediliyor. Aslında Arapçada tevbe aynı şey bir şeyden yolu çevirmek demek. Yani tornistan yapmak demek. Evet. Gittiğiniz yolu değiştirmek demek. Evet. Bu o yolun yanlış olduğunu öğrendikten sonra artık yani çıkmaz sokak veya ters yön diyelim biz bugünkü ifadeyle. Ters yöne girdiğinizin farkına varıp oradan geri dönmek lazım. Hem ters yolda olduğunuzu fark edeceksiniz. Israrla da oradan gidip ben polise yakalanmayayım falan diye dua edeceksiniz. Bu samimiyet değil. Zaten sizin yaptığınız ve giriş yaptığınız İstikamet ters bir istikamet. Evet. Dolayısıyla tevbe, duaya geçmeden önce bir kere bizim yapmamız gereken şey önce biz biliyorsunuz estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el azim, el kerim, el rahim, el lezi diye önce bir böyle başlıyoruz. İstifar Hocam ne ediyoruz. Demek? Estağfirullah'ın kelime manası yani ne demek? Yani Cenab-ı Hak beni affetsin diyoruz ama evet. bunu dilimizde değil. Yaptığımız işin yanlışını, hatalarını kendi kendimize itiraf ediyoruz bir bakıma. Ya Rabbi ben kul olarak hata yaptım, yanlış yaptım,
işte şunu yaptım falan diye. Bir halk şeyi vardır, tekerlemesi. İnsan beşer, üçer beşer hata işler. İnsan olarak hakikaten, yani kul olarak bizler hata yapabiliyoruz. Yapıyoruz yani. Ama bir hadis olarak rivayet edilir değil mi? Küllün nas hatta herkes hata yapar ama hata yapanların da en iyisi tevbe etmeyi bilendir. Yani tevbe edenlerdir diye ifade ediliyor. Yani buradan şunu demek istiyorum. Elimizi açıp dua etmeden önce sadece dilimizin tekrarladığı, manasını da bilmediği, böyle eli bazen de maalesef eli açıp böyle sağa sola bakarak dua etme gibi şeyimiz de var bizim. Böyle huylarımız da var. Dilimiz tekrarlıyor ama kendimiz başka yerlerde, gözümüz başka yerlerde dolaşıyor caminin içinde. Bu samimiyeti göstermiyor hocamın ifade ettiği, yani samimiyeti evet. Biraz daha yani öne çıkarmak lazım. Samimi olduktan sonra sizin dilinizden fazla bir şey dökülmese de olur. Evet. Yani çok uzun uzun. Yani iki gözyaşı, iki damla gözyaşı evet. Her şeyi ifade ediyor aslında. İfade eder. Yani telaffuz edilmese dahi tabii. O halet-i ruhiye insanın samimiyetini, ihlasını ortaya çıkarıyor kıymetli hocam. Evet. Öyle anlıyorum ben. Evet, bizim halk irfanında böyle güzel şeyler vardır. Yani dili dönmeyen, çok uzun dua etmesini bilmeyenler hani derler ya. Ya Rabbi varsın, bilsin, ne diyeceğimi bilirsin derler. Hani dermiş böyle bir takım meczup insanlar. Gerçekten bizim yani dua ederken uzun boylu, uzun uzun böyle biraz da Adalı. Şiirsel evet. Katarak, kafiye yaparak, sesimizi yükselterek böyle yani başkalarını etkilemek amacıyla. Yani Cenab-ı Hakk'a samimiyetin ifade değil de karşısındaki grup kimse onlara daha iyi dua ediyor hissini vermek maksadıyla yapılan dilden dökülen şeylerle kalp arasındaki irtibat söz konusu değil. Toplumda böyle. Bir evet. De yalnız başına kaldığımız da var. Orada mesela topluluk yok. Hiç kimseye kendimizi beğendirmeyeceğiz. Burada da dikkati çeken şey hocam. Biz 17. gündeyiz sanıyorum. Doğru. 17. günde, şimdi 17 gündür farklı farklı konuları işliyoruz hocam. Nasıl müthiş bir mekanizma ki bütün kavramlar birbirine bağlı. Yani şimdi siz şu anda duadan bahsediyorsunuz. Ama tövbeye girdik. Tövbeden istiğfar. Tövbe istiğfar konusunda sürekli sonra bağlantılı ibadet kısımları. Bu diyorum ki ne kadar müthiş bir mekanizma ki insanı ana odaklıyor. Yani samimi olmamız için anda odaklanmamız lazım. Anda kalmamız lazım bizim. O yüzden büyük ihtimalle ya şöyle derler ya İbnül Vakt. Yani İbnül Vakt derler. Doğru. Büyükler. Vaktin çocuğudur bir Müslüman. O yüzden o vaktin o andaki çocuğu. Bir de Ebul Vakt olmak var ki o da bambaşka bir şey. Evet. Ama burada tabii onu da ifade etmek lazım belki. Hı-hı. Ayet-i Kerime'de öyle buyuruyor. Tûbû ilallâhi tevbeten nasûhâ. Evet. Biz yani dua ederken bir kere o nasuh bir tevbe aşamasını geçmemiz lazım. O aşamayı geçeceğiz. Yani hemen önce. Şöyle bir dua ediverelim gibi evet. Böyle biraz merasim işi değil. Şöyle yani şöyle başını eğip şöyle gönlünü şöyle gönlüne bakıp yani. Ya Rabbi ben ettim, hata ettim diye böyle içten bir şekilde ama yani gözünden hocamın ifade ettiği gibi yani bir damlacık bile olsa yaş dökülmese bile hislendiğini ifade etmek lazım. Ben Kabe'de bir kere tavaf esnasında hiç unutmuyorum. Daha hala kaç sene oldu mesela o gördüğüm hadise. Bir Afrikalı zannediyorum, zenci, bayağı da iri yarı bir şey, hacı. Birinci şavtta baktım orada Kabe'nin örtüsü de elinden tutmuş. Yani Kabe'ye elini yapışmış. Yere de uzanmış böyle öyle bir ağlıyor, öyle bir şey. Ben dilini anlamıyorum tabii Afrika'dan gelmiş bir insan. İkinci kez şavfta geldim gene ağlıyor böyle. Ellerinde tutmuş böyle filan. Baktım ki öyle bir samimi vaziyetini gördüm. Öyle içten ağlıyor ki kendi kendime şöyle dedim ben de dua olarak. Ya Rabbi bu hacının duasını kabul ediver dedim yani. Çünkü hakikaten o öyle bir dua etmek herkese nasip olmuyor. Hocam ifade ettiği gibi kelimeler yanlış tekrarlanıyor. Yani başka şeyler aklında ama kağıttaki kelimeleri hocam hani diyor ya anna filan gibi böyle. Evet. Maalesef bu hocam, samimiyeti yakalarsak eğer evet. Cenab-ı Hak hakikaten icabet eder.
ve neticede bizden de razı olur, biz de ondan razı oluruz mutlaka. İnşallah. Evet. Şimdi sırada bir eserimiz var hocam. O da bir dua. İsterseniz anonsunu yapmak istiyorum eserin. Güftesi Mehmet Akif Ersoy'a ait. Bestesi de kıymetli Amir Ateş hocamıza ait bir eser. Ya Rab bizi kahretme diyecek. Çok güzel bir eserdir. Hatta şu dönemlerde hani kurbanın olan diyor ya, biz bu tecelliden usandık o zamanlarda. İnşallah bu naz makamında bir dua olsun niyetiyle eseri seslendirelim. İnşallah. Bekliyoruz nurunu, amin.
Yetmez mi celalin gönüldükleri artı? Kurban olayım biz bu tecelliden usandık. Yetmez mi celalin gönüldükleri artı? Kurban olayım biz bu tecelliden usandık. Efendim, bereket vaktimiz devam ediyor. Programda kıymetli hocalarımızla beraber. Kulluğun özü dua, dua, dua. Yer gök dua demişler ya hocam. Bu hususta nasıl dua etmemiz gerektiğini de aslında öğreniyoruz sizlerden. Allah razı olsun. Üsküdar'lı Talat Bey'in bir sözü var. Diyor ki, Zat-ı Hak'tan talep vukuunda kalpten masiva silinmelidir. Her dua müstecab olur ama talebin sureti bilinmelidir, buyuruyor. Hocam, burada duanın adabına da dikkat çekiyor. Bu hususta hem Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleri doğrultusunda neler söylemek istersiniz? Tabii az önce ifade etmeye çalıştığımız gibi aslında peygamber, hem Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin dilinden birçok dualar var. İşte Adem Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, inşallah ilerleyen saatlerde bunları açıklayacağız, beraberce okuyacağız. Bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğretmiş olduğu me'thur denen dualar var. Mesela tavaf esnasında yapılan dua. Arafat'ta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okumuş olduğu dua. Ve onun öncesinde mesela günde 40 defa okumuş olduğumuz bir dua, bir ayet, bir sure var ki müthiş. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke Na'budu ve İyyâke Nesta'in. Dolayısıyla bir mümin, bir Müslüman düşen ne yapması lazım? Asıl olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen o me'fur dediğimiz duaları hıfzetmesi, ezberlemesidir. Ama bugün geldiğimiz noktada işte gencimiz, gençlerimize Cenab-ı Allah hayırlı ömür nasip etsin. Amin. Yani her şeyi öğreniyor, yazılımını öğreniyor, programını öğreniyor ama bir işte Fatiha'yı okuduğun zaman, hocam ben işte okuyamazsam, onun yerine başkasını okusam, şey yapsam, evet, diye bir takım kaçamak cevaplar da verebiliyorlar. Yazık maalesef. Evet. Ki Fatiha'yı eskiler ki, Türkçe derler. Tabii tabii ya, Türkçeydi. Türkçe. Şimdi şuraya gelmek istiyorum buradan. Kişi, mümin, dinini yaşayabilecek şekilde alt seviyede bilgileri bilmek zorunda. Hı-hı. Mesela namazın vacipleri, namazın farzları gibi. Uzatmaya, hı-hı, gerek yok, vaktin sarf olsun diye. Dolayısıyla şimdi duaya gelince aslında Murat Bey, dua aslında bu duanın şekli nasıl yapılacağına gelmeden önce şunu öğrenmek lazım, bilmemiz lazım. Dua Allah'a açılan bir kapıdır. Kişinin, kulun Allah'la olan irtibatını sağlayan en büyük ifadelerdir. Az önce dedik işte ihlaslı olacak, samimi olacak. Bu kapı öylesine mukaddes, öylesine değerli ki bülbülü gülün güle kavuşması gibidir. İbrahim'in atıldığı ateşin efendim gül bahçesine dönmesi gibidir. Uzak yolların yakın olmasıdır dua. Dolayısıyla dua ile açılan kalp yaratıcıya giden en kıymetli, en kutsal bir yoldur. Dolayısıyla hayatın, kainatın özü aslında duadır. Muhul ibade, duau muhul ibade diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Şimdi gelelim sizin sormuş olduğunuz soruya. Eyvallah. Biz Allah Celle Celaluhu'ya nasıl bir dua edeceğiz ki yapmış olduğumuz dua kabule şayan olsun? Aynı Üsküdar'la Talat Efendi'nin dediği, eyvallah, gibi. Çok çok önemli. Çok önemli. Şey, evet. Tabii dua için Murat Bey, dua için belli bir zaman, belli bir mekan yoktur. Mesela şu anda ben istediğim şekilde duasını edebilirim. Ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisinde kelimetani hafifetani alel lisani ve sakiletani fil mizan diyor. İki kelime vardır ki hadisin başka varyantında habibetani ile rahman diyor. Yani iki kelime vardır ki insanın diline kolaydır. Yani söylenmesi kolaydır. Ama
mizanda, terazide, sevaplarda o ağırdır. Nedir? Subhanallah ve bihamdihi, subhanallahil azim. Bakın, iki kelime ya. Müthiş. Konuşulması, söylenmesi, telaffuz edilmesi çok çok kolay ama taşımış olduğu mana çok ağır. Bir daha alalım mı hocam? Subhanallah ve bihamdihi, subhanallahil azim. Ecdadımız, alimlerimiz bunu güneşin doğumunda, güneşin batımında, güneşin zevalinde okunduğu zaman çok ama çok tesirli olduğunu bize söylemişlerdir. Şimdi, tabii dedik ya, duayı her zaman yaparız. Ama bazı zamanlar, bazı mekanlar var ki duanın daha çok kabul olmasına şayandır. Nedir bunlar? Mesela içinde bulmuş olduğumuz Ramazan ayı, evet. 11 ayın sultanı, Ramazan-ı Şerif, Kur'an ayı, dua ayı, tevbe ayı, istiğfar ayı, hocamın buyurduğu gibi. Evet. Dolayısıyla bu Ramazan'da yapılan dualar, Ramazan'ın içerisindeki gündüzleri bir de oruç tutuyoruz. Evet. İşte biraz sonra imsak vaktiyle orucumuza başlayacağız, ta akşam ezanına kadar. Bu zaman zarfında etmiş olduğumuz ve özellikle de iftara yakın ki zaman diliminde etmiş olduğumuz dualar Allah'ın izniyle kabule şayandır. Onun için bu zaman dilimlerini çok iyi değerlendirmemiz lazım. Başka? Cuma günü. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Arapçasını söylemiyorum, zamandan tasarruf olsun diye. Öyle bir vakit vardır ki diyor cuma günü, kişi o vakitte dua ederse duası kabul olunur diyor. Hakeza ezanla kamet arasında yapılan dualar. Ondan sonra arefe günü yapılan dualar. Başka? Mekansal baktığımız zaman, mesela mescitler. Evet. Tabii dua için illa bir mescide gidip dua etmek gerek yok ama bu mescide girildiği takdirde kişinin o ruh halini, o cezbe halini daha üst seviyeye çıkardığı için kişi orada bir nevi Allah'la baş başa kaldığı için ora biraz daha duanın kabul olmasına şayan yerlerdir. Başka? Arafat. Arafat. Şimdi konumuz haç olunca isterse görevimiz icabı. Evet. Mesela Arafat müthiş. Orada zaman ve mekan mevzusu devreye giriyor değil mi hocam? Mesela bakın insanlarımız bugün şu anda Türkiye'mizde 2 milyon 300 bin insan hacca gitmek için bekliyor. Sıra bekliyor, kura bekliyor. Karşılığında için bekliyor. Üzerine dünyanın parasını ödüyor yüksek meblağ. Gittiği zaman belki aç kalıyor, yoruluyor, terliyor, eziyet çekiyor, sıkışık bir şekilde tavaf ediyor bazen. Ama neyin karşılığında? O mükafatı ve o mübarek beldede, kutsal yerde dua edebilmek için. Biz bu nedenle öğreniyoruz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın efendim hadislerinden. Yevmi Arafa, yani Arafat gününde yapılan dualar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle reddolunmaz. Onun için o vakti çok iyi değerlendirmek lazım. İşte mescitler dedik, Arafat dedik, Mina, şeytan taşlamanın olduğu yerler. Evet. Kabe-i Muazzama'nın etrafında yapılan dualar. Yani onun için biz hep şunu deriz. Hem umrecilerimize, hem hacılarımıza, hem vatandaşlarımıza gittiğiniz zaman bu kutsal yerlerdeki efendim zamanınızı boşa geçirmeyin. Duayla, zikirle, istiğfarla, Kur'an'la dua edelim. Birbirimize dua edelim. Bu şekilde değerlendirirsek bu kabule şayan dualar olur. Bir de şimdi söylemiş olduğunuz şeye ilaveten mesela duanın müstecap olabilmesi için bir takım şartlar da var. İşte abdestli olmak, efendim kıbleye yönelmek, el açmak. Bütünler hepsi aslında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğretmiş olduğu şekli yapılırsa Allah'ın izniyle inşallah biz yapmış olduğumuz duaları kabul olunan dualar zümresine ilhak olur diye düşünüyoruz. Eyvallah. Bir de bu vesileyle dediğiniz hocam abdestli olmak, kıbleye yönelmek hem madden hem manen. Yani iki türlü zahiri batını. Kesinlikle. Batini düşünmek lazım. Mesela abdestli olmak, temiz olmak, temizlenmek bahsi var. Hocamızın dediği gibi de hani iç temizliği de lazım. Hani dezenfekte ediyoruz ya kendimizi. Aslında o abdest ne yapıyor? Kişiyi birazcık duaya hazırlıyor. Hazırlıyor, evet. Yani duayı o ruhen, fiziken de hazırlamış oluyor Murat Bey. Biz bunu mu acaba biraz daha temrin etmemiz gerekiyor hocam? Daha fazla. İşte abdesti alırken her abdesti alışımızda işte günahların döküldüğünü ya da işte gözümüzle işlediğimiz günahlardan, kulağımızla işlediğimiz günahlardan ya da işte gusül abdesti alıyorsak bütün bedenimizle su dökerken o suyun böyle bütün günahlarımızı arındırdığını düşünerek ondan sonraki safhada, merhalede
duaya geçtiğimizde herhalde biraz daha başarılı bir dua edeceğimizi umuyorum. Evet. Siz ne dersiniz hocam? Şimdi siz abdest namaz öncesi deyince Seyit Nizamoğlu diye meşhur bir şairimiz var. Evet. Çok mutasavvuf şairlerden. Hı hı. Onun Miracül Müminin diye bir eseri vardır. Manzum bir eser. Evet. Bu eserde abdest alırken, elimizi yıkarken, ağzımıza su verirken, yüzümüzü yıkarken bunların bir maddi tarafının bir de manevi tarafının olduğunu ifade eder. Çok güzel bir manzumesi vardır onun bu şekilde. Şimdi siz ifade ettiniz veya hocam da az önce konuştuk bu konuyu ama ben biraz daha üzerinde durmak istiyorum. Evet. O da şudur, yani biz duayı maddi olarak elimizi kaldırıp kıbleye yöneldik vesaire falan ama kalbimizin durumu nedir? Yani kalp nereye yöneliyor? Evet. Şimdi evet. Hadis-i şerif var. Hocam dediği gibi ben uzun okumayalım ama şöyle diyor yani demirin sudan etkilenip paslandığı gibi kalpler de paslanabilir. Kalp de bir ara pas tutar. Şimdi sahabe-i kiram soruyor. Ya Resulallah femâ cülâ'uha peki o kalbin bu pastan ayrılması, arındırılması için ne yapmamız lazım? Tilavet-ül Kur'an buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an okumak gerekir diyor. Bir başka konu da şöyle. İnsanoğlu yaptığı her hatadan dolayı kalbinde bir siyah nokta oluşur. Bir hata yaptı, bir nokta. Bir nokta, nokta, nokta derken bir beyaz bir kağıt, kağıdın üzerinde noktalar çoğu oldukça ne olur? Beyazlık artık siyaha dönüşür. Dolayısıyla bu şey, rivayette ifade ediliyor ki zamanla insanın kalbinde noktalar çoğalır ve tamamen kellâbel râne ayet-i kerimesi zaten devamında öyle geliyor. Kalp kararır. Peki nasıl temizlenecek bu kalpten? Nasıl temizlenecek ki halis kalple, samimi kalple, tertemiz kalple yöneleceğiz Rabbimize? İşte onun için öncelikle oradan bir kendimizi vazgeçirmemiz lazım. Şimdi tabii Ramazan münasebetiyle duaların müstecap olduğu, Kadir Gecesi inşallah gelecek. Dolayısıyla bu mübarek günlerde yapılacak duaların indallah makbul olacağını hocam da ifade buyurdular. Ama burada mesela böyle bir ümitsizliğe de düşmemek lazım. Şimdi bir kısa bir hemen olduğu için okumak istiyorum. Günahkar, hatası çok, hayatta bir takım yanlışlıklar yapmış, kendi durumunu çok iyi biliyor ve şöyle hitap etmiş. Ya Rab, keyfe ed'uke ve ene asın. Ya Rab, ben sana nasıl el açıp dua edeceğim ki ben çok isyankarım, çok günahkarım. Yaptığım hatalar pek çok. Ben nasıl sana dua edeyim ki ya Rabbi diye böyle mahcup, boynu bükük, ağlamaklı bir vaziyette el açıp dua ederken ondan sonra da diyor ki keyfe la ed'uke ve ente kerim. Ya Rabbi nasıl dua etmem ki sen beni affedersin. Biliyorum ki sen beni affedicisin. Nasıl dua etmem ki sana? Nereye dua edeceğim başka? Onun için Hazreti Ayşe için söylüyorlar değil mi? Allahümme inneke afuvun, kerimun, rahimun, tuhibbil affe fa'fu'anna. Fa'fu'anni veya tavfu'anna. Ya Rab, sen affedicisin. Affı seversin. Bağışla beni. Ne uzun güzel uzun bir dua değil. Yani çok kısa bir dua. Herkesin aklında kalacağı bir şey. Türkçesi veya Arapçası. Dolayısıyla biz günahkar olabiliriz. Ki olabiliriz değil, günahlarımız çoktur. Hatalarımız pek çoktur. Bunları düşünerek, ya Rab beni af, ben bu artık af benden, ben iflah olmam. Beni Allah affetmez. Kesinlikle. Ben çok kötü yola düşmüşüm. Artık ben filan değil, her noktadan itibaren nasıl bir tarih atmak lazım? Ben Ramazan'ın işte 17'sinden, 18'inden itibaren artık ben vazgeçtim bir takım şeylerden. Ramazan'da bir eğitim var. Ve bazen öğrencilere de söylüyorum. En çok eğitimde konuşulan şey beden eğitimi. Beden eğitimi hemen hemen her okullarda okutulan bir şey. Peki gönül eğitimi denen bir eğitim var mı? Beden eğitimi maddi bir eğitim, dış dünyası. Aerobik yapıyor, vücut güzelliğini sağlıyor. Kendisini efendim daha hafif hissetmek için güzel. Onu da kim iş yapıyor? Başkaları güzel görsün diye. Yani kendisini başkaları yüz olarak, vücut olarak güzel görsün diye. Peki Allah'ın bizi razı olması için, onun yanında makbul olmamız için
Neremizi daha çok düzeltmemiz lazım? İç dünyamızı, hocam, kalbimizi. Hocam, gönül eğitiminin ilk dersi ne olurdu? Siz bir gönül eğitimi hocası olsaydınız, müfredata hangi dersi koyardınız? Öncelikle hadis-i şerif var. İşte daha başka, insan oğlunun vücudunda bir et parçası vardır. Evet. O diyor salih olursa bütün beden. Bütün beden. İza fesede diyor ama. Fesede, fasit olursa diyor. Hı hı. Öncelikle bir kere bu gönül eğitiminin, yani gönüldeki o eğitimin niçin eğitilmesi gerekiyor? Yani ne gibi eksikleri var, ne gibi hataları var ki onları törpüleyip, eğitip, pası temizlemek için hangi yola başvurmamız lazım? Tabii bunun için birçok risaleler, eğitimler yapılmış. Evet. Daha çok mümkün mertebe işte insanların olumsuzluklarına katılmamak, onların yaşadıkları olumsuz hayatta birazcık kendisini çekmek şeklinde olabilir. Tabii uzun bir eğitim. Tabii. Evet, güzel. Evet, ben, olmalı mı sizce hocam? Tabii ki olmalı. Tabii ki. Elbette yani gönül eğitimi olmadan hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmaz. Önemli olan gönüllerin eğitimini yaparsak biz bu dünyada da öbür dünyada inşallah mutlu insanlardan oluruz diye düşünüyorum ben. İnşallah. Evet. Hocam, sırada bir duamız var yine. Bu şiir Arif Nihat Asya'nın şiiri. Dua şiiri. O da dua niyetiyle. Bugün dedik ya konumuz dua. Evet. Musikimiz de dua, şiirimiz de dua. Hep dua. Dua ile gidiyoruz. Yani vakit kalırsa ben de yani Eşrefoğlu Rumi'nin çok güzel bir şeyi var. Hatta o da bestelenmiş ama onun manzumesinden birkaç şey çok okumamız lazım. Oluruz, evet. Çok memnun oluruz hocam. Müsaade buyurursanız onu icra edelim arkadaşlar. Buyursun. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasız minareler, gövde kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver, cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını, bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım.
Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Efendim, bereket vaktimiz devam ediyor. Kıymetli Remzi Hocam'la devam etmek istiyorum programımı. Kur'an kıssalarında hocam, baktığımız zaman peygamberlerin dualarına değindiğini görüyoruz. Evet. Bizlere nasıl dua edeceğini bilmiyorum diyenlere de bize nasıl dua edileceğini öğretiliyor. Biz de size kulak verelim, nasıl dua edeceğimizi de bu hususta öğrenmiş olalım. Buyursunlar. Tabii her şeyde olduğu gibi bizim duada da rehberimiz, kaynağımız, merciğimiz Kur'an-ı Kerim'dir. Daha sonra Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesidir, yani hadisleridir. Şimdi aslında dua etmek için birçok yöntem vardır. Bunlardan bir tanesi, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an'ın birçok yerinde birçok dualar var ve değişik peygamberlere ait. Mesela ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam ve Havva annemizin yapmış olduğu dualar benim çok ilgimi çeker ve evet, müthiş bir duadır. Malum cennetten indirildiğinde, yeryüzüne geldiğinde Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Müthiş. Onlar o dağda mı yapmışlardı hocam? Tabii. Umre'ye gidildiği zaman, hacca gidildiği zaman da biz oraya gideriz değil mi? Orada o Cebeli dua... Rahmet'in kastediyorsunuz. Evet, evet, orada yapılan dua. Şimdi aslında konu konuyu açıyor aslında ama Arafat dediğimiz zaman Arafat sadece Cebeli Rahmet değildir. Arafat'ın bir sınırı var. Hı hı. Peygamber Efendimiz Cebrail vasıtasıyla çizilmiştir. O sınır içerisinde bir an, yani Arafat gününü zevalden ertesi gün efendim fecir sahada kadar durulduğunda vakfe geçerlidir. Ama o günkü şartlarda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o Cebeli Rahmet çıkmıştır. Ama bugün çıkılmasına gerek yok. Çünkü bulmuş olduğumuz yerde, çadırlarda dua edilirse aynen Cebeli Rahmet yapılan dua gibidir. Eyvallah. Şimdi bu okumuş olduğum ayet-i kerime bize duanın nasıl yapılacağını öğreten bir üslupla söylüyor. Ey Rabbimiz, Rabbena, zalemne enfusena, biz nefislerimize, kendimize zulmettik. Ve inlem tagfirlene, bakın burada bir acziyet var. Yani yüce Halika, yüce Yaratıcı'ya bir iltica vardır. Ve inlem tagfirlene, sen bizi bağışlamazsan. Çünkü bağışlanma kapısı Allah'ın kapısıdır. Başka, ve terhamna, bize rahmet eylemezsen halimiz ne olur? Lenekunenne minel hasirin. Hüsrana uğrayanlardan oluruz diyor, Allah korusun. Ne güzel bir dua. Onun için Adem Aleyhisselam'ın duası bizim için nasıl yapacağımız için bir ölçüdür. Herkese İbrahim Peygamber, peygamberlerin babası olan İbrahim Peygamber. Mesela İbrahim Peygamber'in biliyorsunuz oğlu İsmail'i geç bir zamanda ulaştı. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu kendisine İsmail'i belki 80-90'lı yıllarında, yaşlarında İbrahim Aleyhisselam'a verdi. Ama Rabbi hebli mine salihin diye sürekli dua etti. Mesela bugünümüzde işte çocukları olmayan veyahut da geç olan kardeşlerimizin nasıl dua yapılacağının örneğini İbrahim Peygamber, İbrahim Aleyhisselam bize öğretiyor. Rabbi hebli ver, mine salihin, salihlerden bir evlat ver. Yani duada aslında şunu da söylemek lazım. Dua ediyoruz ama neyin hayırlı olacağını bilmeden ettiğimiz dua da belki bizi sonradan sorumlu hale getirebilir, sıkıntıya düşürebilir. Onun için duamızda hayırlı olanı isteyelim. Salih diyor. Onun için mine salihin, salihlerden bir evlat ver diyor. Başka yine Yakup Peygamber, biliyorsunuz Yakup Peygamber, Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam'ı kaybettikten sonra göz pınarları kurudu hasretinden, Yusuf Peygamber Efendimiz, Yusuf Peygamber'e olan özleminden ve اِنَّمَا بَشْكُوا بَفِّي وَحُزْنِي. Ya Rabbi, ben kendi hüznümü, sıkıntımı sana arz ediyordum diyor. İşte bizim de şu anda mesela öyle bir zamandayız ki camilerimiz belki cemaatle kılamıyoruz. Cuma namazlarımızı eda edemiyoruz.
İşte az önce söylediğiniz Kabe-i Muazzama, hasretle yanıp tutuştuğumuz, belki gönlümüzün sürekli orada olduğu bir zamanda garip kaldığı, hüzünlü kaldığı. İnneme eşku beffi ve huzni ilallah. Ya Rabbi, şu içinde bulmuş olduğumuz halimizi sana arz ediyoruz. Bu imtihanı bizi başarılı bir şekilde geçirenlerden eyle diye, işte bize Yakup Peygamber'in bir ölçüsü. Yani duayı nasıl edeceğimizin hepsinin karşılığını biz Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerde görüyoruz. Yusuf Peygamber, Rabbi teveffeni müslimen ve elhekni diyor. Yani beni Müslüman olarak canıma al diyor. Bizim Müslümanların en büyük gayesi nedir? Son nefeste kelime-i şehadet söylemektir. Müslüman olarak can vermektir. İşte Yusuf Peygamber Efendimizin, Yusuf Peygamber'in bize öğretisi. Rabbi teveffeni müslimen. Elhekni bisalihin. Beni salihlerin arasına kat diye dua ediyor. Bütün bunları hepsi aslında duanın nasıl yapılacağının bize bir göstergesidir. Yeter ki biz o Kur'an'a yönelelim. O Kur'an'a başvuralım. İşte Ramazan ayı, Kur'an ayı. Kur'an ayı, Ramazan ayı. Onun için biz Ramazan-ı Şeriflerde ne yapıyoruz? Mukabele usulümüz var. Malum eskiden camilerde okuyoruz ama şimdi Diyanet TV'miz sağ olsun evlerimize mukabele getirdi. Günde birkaç kez. Evet. Sosyal medya aracıyla birçok kardeşimiz, ilçe müftülüklerimiz, il müftülüklerimiz, imamlarımız, imam kardeşlerimiz, din gönüllüsü kardeşlerimiz boş durmuyor. Sürekli mukabele okuyor. Ama buradan kasıt sadece mukabele okumak değil. Alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'nun o ayetlerde biz Müslümanlara vermiş olduğu mesajı anlamaktır. Ben hep şunu derim. Okumuş olduğumuz, ilçe müftülüğümde de söyledim bunu. İdareciliğimde söylüyorum. Diyorum ki okumuş olduğumuz ayetlerin, sayfanın bir mealine her Müslüman bakması lazım. Tabii ki okuduğumuz zaman Arapçasından elbette sevap alıyoruz. Her bir harfine 10 sevap var. Elif, la, mim. 30, 10, 10, 30. Amenna. Ama alemlerin Rabbi olan Allah bana burada hangi mesajı veriyor? Onun için işte bu duaları öğrenmek için bizim ne yapmamız lazım? Sürekli Kur'an'ı elimizden düşürmememiz lazım. İnşallah. Dolayısıyla bizim için bir bahane yok. Nasıl dua edecek? Yeter ki kişi kendi acziyetini, kendi güçsüzlüğünü, kendi efendim aşkın olan varlığa, yüce kudrete, Allah Celle Celaluhu'ya o kapıya iltica etmesidir değerli Murat Bey. Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyorum. Hocam, Mehmet hocama dönecek olursam, ayet-i kerimede buyuruluyor ki hocam, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Şimdi kulu ile Rabbi arasında onu değerli kılan şeyin aslında burada dua olduğunu görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna ek olarak bazı kimselerin duasının da hocam makbul olduğunu söylüyor. Duası makbul olan bahtiyar kulları biz şu anda o zaman merak ediyoruz. Kimlerdir bu kullar? Buyursunlar. Evet, yani Cenab-ı Hak bizleri öncelikle kendisinin razı olduğu kul olmamızı istiyor. Yani bizim Allah'ın razı olduğu, razı olacağı bir hayat sürmemiz gerekiyor. Şimdi tabii ama bu arada tekebbür içinde olup yani haşa dua gereksiz gibi bir anlayışa kapılmak veya Allah'ı unutarak haşa böyle hayatını yaşadığı ömrü sürdüğü ömür içerisinde yedikleri, içtikleri, insanlarla olan münasebetleri konusunda hiçbir zaman hesaba çekilmeyeceğini, ondan sonra hiçbir zaman efendim sorumsuzca bir hayat süreceği şeklinde yaşayan bir insanın Allah'tan gafil olması hiçbir zaman yani arzu edilen bir şey değil. Tam tersine Allah'a el açıp yalvararak hatalarını her an Cenab-ı Hakk'a itiraf edip ben artık bu günahlarımdan vazgeçiyorum demesi lazım ki yani kulluğu ile Allah'la kul arasındaki irtibat devam etsin. Yoksa Allah'ı unutup tamamen kenara çekilerek böyle olursa kulluk vazifesini tam yerinde getirmiş olmaz. Bu çok önemli bir husus. Yani kul, kulluğunun icabı Rabbinin karşısındaki acziyetini müdrik olacak, idrak edecek. Yani haşa şey gibi Firavun'un ben
Hani Rabbukum Ala. Hani Rabbukum Ala deyip yani bir takım böyle tekebbür içerisinde olması falan gibi insanların bir kısım içinde bulunduğu hayatın, elindeki nimetlerin, elindeki imkanların, yaşadığı rahatın, huzurun, aldığı nefesin, yani her şeyin bir an için, yani kün feyekün ol dedi mi oluyor, olma derse de olmaz. Dolayısıyla ayet-i kerimelerde ifade ediliyor. Kenlem yani bil emsi. Öyle insanlar var ki mal, mülk, servet-ü saman, her şeyleri bol miktarı var, her şey var. Ama birdenbire bir deprem oluyor ve yangın oluyor, Allah korusun. O kadar imkanları olduğu halde birden bakıyorsunuz sanki dün bunun hiçbir malı mülkü yokmuş gibi. O da kenarda böyle mahrum, çadırda yaşayan bir hale gelebiliyor. Nice büyük binaların, nice büyük imkanların bir anda yok olup kenarda, köşede kalmış bir hale gelebiliyor. Dolayısıyla biz her an darlıkta ve varlıkta, her ikisinde de darlık demek, ne demek? Sıkıntı anında da müdrik olacağız, kendi imkansızlığımızı Allah'a arz edeceğiz, varlıkta da şükredeceğiz. Şimdi Yunus Emre çok güzel bir şeyi vardır, beyti. Dürüş kazan ye yedir, bir gönül ele getir. Yani dürüş kazan ye yedir. Dürüş çalışmak demek. Evet. Çalışacak, kazanacak, yiyecek. Ama burada bitmiyor, bir de yedirecek. Yedirir. Dürüş çalış, kazan, ye, başkalarına da yedir. Başkalarından ikram et. Bir gönül ele getir. Yani gönül elde et, onun gönlünü kazan. Gönlünü kırma, gönlünü incitme, gönlünü kazan, gönlüne gir. Gönül ehli ol. Böyle olduğu zaman zaten biz o zaman dua etmesini de yani unutmuyoruz. Aynen. Yunus Emre der hoca, istersen var bin hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmek diyor ya. Bir yani de. Bu konu hakikaten son derece bizim eski kültürümüzün, eski hayatımızın, toplumumuzun tamamına işlemiş bir kanaat ehli insanlar vardı. Dua ne zaman edilir? Hani konuşuyoruz ya. Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımız zaman her anında dua var. Bir yere girerken, çıkarken, bir şeye başlarken, ay tutulması, güneş tutulması, her şeyde Cenab-ı Hakk'a, her şey ondan çünkü, yani onun elinde. Her şey, nimet de onun elinde, kısar veya verir. Dolayısıyla biz kulluk vazifemizi yaparken, yani her şey ben kazandım, ben elde ettim, benim sayemde oldu, işte ben yapmasaydım falan. Olmazdı. Olmazdı, Allah imkan verdi de ondan sonra ben aldım, kazandım. Cenab-ı Hak fırsat verdi, önümü açtı, öyle bunları kazandım. Bu idrak hiçbir zaman unutmamamız lazım, yoksa şey değil. Bir de şöyle bir şey, belki konu oraya geldim bilmiyorum ama. Tabii. Dua ediyoruz. Hazreti Peygamber de hadis-i şeriflerinde var. Burada onu şimdi okumayalım ama. Ben dua ettim de kabul olmadı filan. Şimdi böyle bir anlayış da doğru bulunmuyor. Ben çok dua ettim, çok yalvardım, el açtım, gözyaşı döktüm, yalvardım, ettim ama bir türlü istediğim olmadı. Peygamberimiz bunu doğru bulmuyor. Çünkü evet, o işin olması veya olmaması, senin için hangisi daha hayırlı olup olmadığını insan bilemeyebilir. Dua eğer istediğin tarzda netice vermemişse, onun ahirette karşılığını alırsınız buyuruyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Yani bu dünyada alamadığını belki orada alacaksın. Dolayısıyla dua her zaman lazım. Hatta hocam şey deniyor, dua için üç ihtimal var. Evet. Birincisi ya duanın o anda kabul olması. Evet. Veyahut da duanın karşılığının ahirette verilmesi. Evet. Veyahut da edilen duanın sizi bir beladan, bir musibetten kurtarması şeklinde. Ya da günahların bağışlanmasına. Burayı biraz açalım mı hocam? Evet. Burayı biraz açalım mı? Çünkü yani neticede bu böyle bir tablo ile sürekli karşılaşıyoruz. Ettim duam kabul olmadı. Evet. Yani bunu söylemek ne derece doğru? Evet. Ve bu hususta da Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleri var mı bizlere? Tabii dediniz ya, dedik ya şu anda yani hem Kur'an hem hadis, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri bizim için her yerde olduğu zaman duada da bir rehberdir. Aynı hocam buyurduğu gibi yani duada acele etmek konusu hep karşılaştığımız sorulardan bir tanesi. Ben dua ediyorum ama duam kabul olmuyor. Yani el-isti'calu fi'd-dua diye bir başlık var. Hani hadis kitaplarımızda. Duada acele etmek.
Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duada ısrarcı olmayı bize tavsiye ediyor. Ya, Mısır. Duada aceleci olmak men ediliyor değil mi? Aceleci, ben dua ettim. Yani bunu zaten karşılığını hemen beklemek. Hemen beklemek. Şimdi bunu zaten sahabe-i kiram soruyor. Ya Resulullah, mel isti'cal diyorlar. Peygamber Efendimiz diyor ki işte ben dua ettim. Velem yüstecab li. Benim duam kabul olmadı diye. Evet. Böyle bir hataya düşmek de yanlış bir durum. Az önce dediğim gibi üç ihtimal vardır. Ya duanın şartları yerine geldiği takdirde işte halis, samimi bir şekilde yapıldığında Cenab-ı Allah o duanın karşılığını elbette verecektir. Yeter ki biz kendimizi Allah'la irtibatımız sağlam yapalım. Veyahut da Allah Celle Celaluhu o duanın karşılığını ahirette verecektir. Bilemeyiz. Yani bizim için zaten bu dünya fanidir, geçicidir. Biz burada misafiriz. Bizim gideceğimiz yer ahirettir. Bu dünya, bu kainat hepsi fani Murat Bey. Yani onun için biz sadece bu dünyaya yatırım yapmayacağız. Tabii. Bizim için önemli olan ahirettir, cennettir. Cennette Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a komşu olmaktır. Cemalullah'ı görmektir. Firdevs cennetlerine girmektir. Onun için belki Cenab-ı Allah bu duanın sayesinde bize ahirette cenneti nasip edecek bilemezsiniz. Veyahut da hocam dediği gibi o dua sayesinde bir günahımızın affolması veyahut da başımıza gelecek olan bir sıkıntının bertaraf olmasıdır dua. Onun için hadislerde ve İslam alimlerinde İslam alimlerimizin hep dediği şu, acele etmemek lazım. Ama duada ısrarcı olmaktır. Çünkü yani biz aciziz, güçsüzüz, faniyiz ama aciz olmayan, güçsüz olmayan yüce makam kimdir? Allah Celle Celaluhu'nun makamıdır. Ne yapacağız? O kapıyı zorlayacağız. Ya Rabbi, bakın şu anda seher vakti. Bakın Ramazan-ı Şerif bunun için bulunmaz bir fırsat. Öyle bir zaman dilimi ki belki şu anda sahur olduğu için uyumuyoruz. Ama mesela bir kış günü, sıcaklığın eksi 15'lerde, 20'lerde olduğu bir zaman diliminde, gecenin bir vaktinde, ikisinde, üçünde kalkıyorsunuz. O soğuk suyla veyahut da işte ılıman suyla abdestinizi alıyorsunuz. Ennas niyam. Herkes uyuyor. Ama sen kalkmışsın, abdestini almışsın, seccadeni sermişsin, alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'ya yönelmişsin, iltica etmişsin. İki rekat namaz kılmışsın. Dört, önemli değil. Ve peşinden elini açmışsın Allah'a. Ya Rabbi, sana halimi, durumumu arz ediyorum. Ne sıkıntın varsa, derdin varsa derdinin giderilmesi, hastalığın varsa hastalığın giderilmesi, şifa olması, efendim borcun varsa borçlarının ödenmesi veya da başka bir sıkıntı, aklımıza gelmeyen bir sıkıntı. Onun için bizler, onun için bu vakitleri çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bilmiyorum vakit var mı, bir konuyu da yapmamız lazım. Buyurun aslında hocam. Dua buyurun. Deyince, duada sadece dua etmek anlamamız lazım. Yani başkasına da dua etmemiz lazım. Ha, çok önemli. Ben de onu değinecektim hocam. Yani, kalbimi okudunuz. Evet. Çünkü en önemli şey, belki bunda da yani nasıl bir hal içerisinde olursak olalım, bir başkasına ettiğimiz duanın insana yaptığı yani zarar, hiçbir şekilde zararı yok. Kesinlikle. O hatta yüzden, faydası var. Hatta Murat Bey. Faydası var. Buyurun hocam. Çok önemli bir yani, konu. Konu konuyu açıyor. Tabii dua deyince dua çok kapsamlı. Onun için biz sadece dua etmeyeceğiz kendimize. Başkasına dua edeceğiz. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam efendim başkasının hani an zahril gayb diyor. Yani arka sıra ardından yapılan duanın makbul olacağını ve hatta meleklerin de o duaya amin dediğini, hatta melekler dua eden kişiye velekel misil. Aynı şeyi Cenab-ı Allah sana da versin diyor. Bakın. Evet. Yani sen bir başkasına dua ettiğin zaman bir şey kaybetmiyorsun. Evet. Aslında çok şey kazanıyorsun. Ya Rabbi, Ahmet kuluna şunu ver. Ahmet kuluna şifa ver. Ahmet kulunun dertlerine deva ver. Ahmet kulunun efendim iyi komşu nasip eyle. Dua ettiğin zaman bizim görmediğimiz melekler, Allah tarafından müvekkil olan melekler ne yapıyor? O duaya amin diyor ve diyor ki velekel mifil. Dua eden kişiye de aynısı. Sen ona dua ettin ya, Allah da aynısını sana versin diyor. Şimdi zarar konusunu niçin açtım biliyor musunuz evet. hocam? Yani şimdi biz bazen kendimize dua ederiz. O duada işte Allah'ım bana bunu ver. Ama onu isterken belki hayırlı mı değil mi bilemeyiz. Hadi verdi.
onunla belki imtihan oluyoruz. Ama bir başkası adına yaptığımız duada Allah-u Teala o kişiye, biz mesela diyelim ki Allah size hocam çok güzel bir işte ne bileyim kız çocuğu nasip etsin ya da güzel bir ev nasip etsin diye dua ettim. Bunu hayırlısını mı veriyor? Benim gıyab, yani ben bu vesileyle size dua ediyorum ya, kendime yaptığım duadan daha farklı olduğunu düşünüyorum. Öyle, kesinlikle öyle mi? Yani çünkü siz karşılık beklemeden birine, bir Müslüman kardeşine, bir mümin kardeşine dua ediyorsun. Evet. Ve onun iyiliği için. Çok güzel. Yani her, yani dünyalık olsun, ahiretlik olsun. Günahlarının bağışlanması için de olabilir. Dediğiniz gibi başka bir... Dünyevi şeyleriyle alakalı olabilir. Ama senin etmiş olduğun duanın aynısını, belki daha fazlasını Allah sırf onun bilmeden, onun gıyabında ona dua ettiğin için Allah sana veriyor. Çok güzel. Ya bu müthiş. Ya bunu başka bir dinlerde, İslamiyet'in dışında bir dinde bulamazsınız. Çünkü İslam dini paylaşım dinidir. Evet. Paylaşmaktır. İşte zekat bunun için var. Sadaka-i fıtır bunun için var. Sadaka bunun için var. Yani bunlar paylaşmaktır. Duayı da paylaşmak lazım. Hatırlar mısınız? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Ömer geliyor. O müthiş Ömer. Yani heybetiyle, şeytanla aynı caddede gittiği zaman şeytanın yolunu değiştirdiği Ömer, ya Resulullah diyor, ben diyor umreye gideceğim diyor. Ne diyor? Eşrikna fi duaik ya Ömer. Evet. Yani duana bizi de kat diyor. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabesine dua istiyor. Evet. Dolayısıyla bu dua konusu gerçekten yani müthiş bir şey. Eyvallah. Hocam şöyle bir, de, hocam. Bir husus var. Hani devamlı onu konuşuyoruz şu anda. Başkası gıyabında yapılan dua, kardeşin evet. ile ilgili yapılan duada. Sizin ifade ettiğiniz gibi bir de bunu tasavvufi olarak şöyle derler. Günahsız ağızla yapılan dua makbuldür. Senin kendi günahların var ama o kardeşine dua ettiğin zaman günahsız bir ağız oluyor o diye. Evet. Aynen. Böyle Hı-hı. diye onu izah edenler de vardır. Çok güzel, çok Benim güzel. Bu arada bir Hazreti Musa ile ilgili bir şey aklıma geldi. Birisi geliyor Hazreti Musa'ya. Belki maruf bir şey, bilinen bir husus ama hatırladığım Hı-hı. için ifade etmek istiyorum şu anda. Ya Musa diyor, sen dua et de Rabbine bana bir binek hayvanı versin diyor. Yani benim ihtiyacım var işte tarlaya falan giderken diye. Bu tabii halk şeyi yani böyle rivayet ama Hazreti Musa diyor ki sen tamam ben dua ederim ama sen de dua edeceksin. Diyeceksin ki ya Rabbi komşuma iki tane ver bir tane de bana ver diyeceksin diyor. Öyle dua edeceksin diyor. Ben de sana amin diyeceğim, ben de dua edeceğim ama sen diyeceksin ki komşuma iki tane ver, bir tane de bana ver diye dua et diyor. Rivayete göre, tabii bu şeye göre, o diyor ki komşumun iki tane olacağını benim bir tane de olmasın diyor. Yani komşuyu isterken, yani Allah'ın hazinesi geniş, bol bol versin. Ona da versin, sana da versin, herkese versin. Kıskançlık yani, olmasın. Ya, geniş gönüllü olmak evet. lazım. Hakikaten. Yani geniş gönüllü olmak lazım. Dolayısıyla yani kıskanmak, haset etmek zaten onlar hiç hoş olmayan şeyler. Az önce ifade ettiğimiz işte kalp hastalıklarından bunlar var. Yani maddi, manevi hastalıkların başında bunlar var. Bela tehasedü diyor değil mi? Yani haset etmeyiniz. Bela tedaberu diyor. Birbirinize sırt dönmeyiniz. Dolayısıyla komşu, arkadaş, akraba, yakın dostlar hepsi hakkında iyi düşünmek, onlar hakkında da gıyabında da iyi duada bulunmak lazım. Hani hep Mekke'ye giden, Arafat'a giden veya Umre'ye gidenlere buradan bizim için de dua et diye buyuruyorlar değil mi? Yani o boşuna değil onlar. Evet. Orada gittiğin zaman kardeşine dua ediyorsun. Ne kadar güzel bir şey. Ben hocama da bahsettim. Biz bir hac hatırası diye bir şey var. 1906 senesinde giden birisi Hüseyin Vassaf diye. Diyor ki, gittim diyor. Kabe'nin orada bir ziyaret yerine gitmiş. Orada diyor, iki damla gözyaşı bıraktım diyor. Ya. Hislenmiş, gözyaşı damlatmış. Oraya bıraktığını söylüyor yani. Dolayısıyla başkası hakkında dua etmek, mekanlar da önemli ama kişilerin de başkaları hakkında hiçbir kârı yok. Ona bir şey istediği zaman kendine bir şey gelmeyecek. Ama gönlü bol, Cenab-ı Hak'tan talep ediyor. O da ona İhsan edecek. Şimdi hocam o zaman bu gece biraz şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Nasiptarız ki bizler şu an bizi dinleyen, izleyen seyircilerimizden
o günahsız ağızlarıyla bizim için dua etmelerini istiyoruz. Ne güzel. Değil mi? Güzel yani dua. Hazır duayı konuşuyoruz. Evet. Bizler de onlara sadece dua bize edelim. Değil, ümmeti İslam, ümmeti Müslümanlara. Tüm ümmetimiz, yani evet. Ümmeti Muhammed için evet. Dua etmelerini. Çünkü bu gece çok özel bir gece. Hem de özel bir gecede duayı konuşuyoruz. Ümmeti Muhammed için, yani evet. İnsanlığın geneli için aynı kesinlikle. Zamanda öyle bir geniş yüreklilikle dua isteyelim. Ve gönlümüzü Kur'an-ı Kerim'in iklimine şöyle kaptıralım. Ankara ezanına doğru giderken kelamların en güzeliyle sizleri baş başa bırakıyoruz efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ
Efendim, Cebeci Camii Müezzin Kayyımı Mustafa Ertuğrul hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel okudunuz hocam. Allah razı olsun. Böyle kıymetli hocalarımızın Kur'an-ı Kerim tilaveti sanki bizi dua etmeye, o makama da hazırlıyor hocam. O yüzden Rabbim böyle hocalarımızı Amin. Da başımızdan eksik etmesin. Amin. İyi ki varlar. Konumuz dua efendim. İnşallah İstanbul ve Ankara ezanına doğru şöyle yol alırken, bizler sözlü duanın neticesinde bir de fiili duanın da önemine dikkat çekiyoruz. Biraz evvel bahsettiniz ya hocam, bir Müslüman gece kalktığı zaman o sıcak yatağından şöyle seccadesini serip de namazını kıldığı vakit ettiği dua aslında bana şunu çağrıştırdı. Bir fiili duanın o anda kalma mevzusu var ya, orada tüm benliğimizle, varlığımızla gecenin bir vakti kalkıyoruz ve o ana odaklanıyoruz ve konsantremiz bizi belki de duanın kabul olmasına vesile oluyor. Evet. Bu hususta fiili duanın da ne kadar önemli olduğunu sizden dinlemek istiyoruz. Buyursunlar. Tabii programımızın başından beri hep duanın kavli boyutunu anlattık. Kavli dua nedir? Hı-hı. İşte Peygamber Efendimiz'den, ayetlerden örnekler sunduk. Ama bir de fiili dua var ki aslında ulema şunu diyor, dua iki çeşittir. Bir kavli, biri fiili. Evet. Fiili dua olmadan da kavli dua olmaz. Ne demek fiili dua? Aslında bunun en güzel örneğini yine Necm suresinde Cenab-ı Allah bize söylüyor. Ve en leysi lil insan illa ma sa'a. Ya insan için yaptığından başka bir şey yoktur. Emeğinin karşılığından başka bir şey yoktur diyor. Evet. Aslında fiili duanın temeli budur. Bunu biraz daha açarsak, şöyle örneklendirirsek, mesela bir öğrenci düşünelim, işte sınavlara hazırlanıyor ama yıl boyunca hiç kitap yüzü açmamış, efendim problem çözmemiş, test çözmemiş, bir kitap okuması yapmamış ama işte final zamanı, vize zamanı veyahut da o ana sınav geldiğinde gece kalkıyor, duası ne diyor? Ya Rabbi beni imtihanda başarılı kıl diye dua ediyor. Tabii bu biraz altı boş bir duadır. Evet. Onun için Cenab-ı Allah Celle Celaluhu ve en leyse lil insan illa mesa. Kişinin emeğinden başka bir şey yoktur, çabasından başka bir şey yoktur. Ne yapması lazım bu kardeşimizin, bu öğrencimizin veyahut da başka bir meslek grubu, önemli değil. Yani kendi üzerine düşen yapacak. Yıl boyunca kendisine okunması gereken kitapları şöyle baştan sona tarayacak. O çıkması muhtemel problemlerin örneklerini şöyle tarayacak, çözecek. Belki gecelere kadar, sabahlara kadar problem çözecek. Ne yapacak? Kendisini o imtihana hazırlayacak. İşte fiili dua budur Murat Bey. Eyvallah. Dolayısıyla
Belki biz bunu bazen ihmal edebiliyoruz. Bu ne demek? Başka bir örnek daha hazır açıklamak gerekirse. Bir çiftçi örneği. Çiftçi, yani ne yapması lazım? Tarlasını ekeceği zaman gübresini, ilacını, tohumun iyisini, onun nadasa bırakılması vesaire vesaire yapacak. Ve bunu yaptıktan sonra da alemlerin Rabbinin huzuruna geçecek, elini açacak, işte o saymış olduğumuz şartlar çerçevesinde, işte ezanla kamet arasındaki yere dikkat ederek, cuma günü olmasına dikkat ederek, eğer bir hac zamanıysa Arafat'ta duasını ederek, işte kutsal zamanlarda ve kutsal mekanlarda bu yapmış olduğu efendim işlerden sonra Rabbine de ne yapması lazım? El açıp kavli duası edecek. Bunun örneğini aslında Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam bize söylüyor. Kitaplarımızda yazıyor. Bir kadından bahsediyor. Bir devesi varmış bir kadının. Efendim bu kadının devesi kendisi için her şey. Onun aynı zamanda arabası, evi, geçim kaynağı, her şey yani. Ama o deve zayıflamış, hastalanmış ama yatıyor kalkıyor, o devesine dua ediyor. Sürekli, ya Rabbi devemi iyileştir, ya Rabbi devemi iyileştir, deveme şifa ver, onu işte koru, işte onun ölmesine müsaade etme diye sürekli dua ediyor. Tabi Peygamber Efendimiz'e geçerken uğradığında, öyle anlatılıyor kitaplarımızda, Peygamber Efendimiz diyor ki, duanda katran ilacını da koy diyor. Bakın. Ne demek? O katran ilacı, yani deveye sürüldüğünde, devenin üzerindeki o bir takım hastalıkla gideriyor ve deve artık eski haline, sağlam haline, selim haline dönebiliyor. Onun için biz de fiili duayı hiçbir zaman eksik etmeden kavli duamızla beraber yapacağız. Yoksa efendim, hani amiye tabirle beleş bir duaya kimse kusura bakmasın, yönelmesin. Tabii. Onun için her zaman için biz yapacağımız o kavli duanın altını da doldurmak zorundayız. Eyvallah. Muhterem Mehmet Hocam, bu hususta hocamla da o bağlantıyı kurmak için aslında şöyle diyebilir miyiz? Fiili dua yapan bir Müslüman, aynı zamanda çalışan, yani gayret eden, gayret gösteren bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Başardığı vakit, başarısının sonunda şunu mu söylüyor? O duayı eksik etmiyor ya, kendisinin hani kavliyi de eksik etmiyor ama bir taraftan da çalışıyor. Tevfik ve inayetin de Allah'tan olduğunu bilerek hayatına devam ediyor. Yani her iki yönde de dengeyi sağlayarak gidiyor. Hiçbir zaman kendinde de bilmiyor gibi bir çıkarımda bulunabilir miyiz? Şimdi hocam çiftçi misali falan verince ben de Mevlana'dan bir beyit aklıma geldi. Mesnevi'de çok sevdiğim bir beyittir. Hakikaten tam da örtüştü derler ya. Şimdi diyor ki, berder yaran tehidest ameden, hest bi kendum suy tahun şöden. Diyor ki, dostun evine eli boş gelen, dostun birine gidiyorsun mesela eli boş gelen, neye benzer? Hest bi kendum buğdaysız değirmene gidene benzer diyor. Hmm. Değirmene gidiyorsun, buğday yok, un istiyorsun. Ya sen götürmedin ki bir buğday sana öğütsün de sana un versin. Burada tabii Mevlana bütün şeyleri genel olarak iki türlü anlaşılabilir. Yani bir normal anlamı var. Yani ha, bir dosta gidiyorsun, boş gidiyorsun elinden. Ondan bir şey bekleme var. Bir de hakiki dost olan Cenab-ı Hakk'ın huzuruna hiçbir ibadet yapmamış. Dünyada onun farzlarını, haramlarını, helallerini gözetmemiş. Allah'ın huzuruna gidip el açıp veya bu dünyada ondan bir şey istemek. Bu aynen işte değirmene çuvalı boş gidip de un doldurmak isteyene benzetiyor. Bu tabii netice itibariyle yani bir şey elde edemeyecek demektir. Hakikaten hocamın verdiği misallere biraz daha işte ilave etmiş oluyorum gerçi ama şimdi biz dua edeceğiz. Hocam ifade etti, öğrenci çalıştı, çalıştı, ona nasıl dua edeceğiz? Ya Rabbi zihin açıklığı ver diyeceğiz. İmtihan sırasında zihni açık olsun, karıştırmasın, şaşırmasın. Tabii. Her şeyi yaptı, her şeyi yaptı artık tevekkül olacak bu sefer. Ama tevekkül hiçbir şey yapmadan kenarda oturup Cenab-ı Hak'tan istemek o biraz uygun değil. Yani İslami de değil, insani de değil. Hiçbir kimse yapmadığı bir şeyin karşılığında yani yapmadığı bir işin karşılığında birisinden karşılık beklemeye talep etmesi, bir şey beklemesi uygun değil.
Cenab-ı Hak da bizi imkanlar veriyor. Şimdi elimizdeki sağlık nimeti var mı? Var. Bir gün bakıyorsun hasta oluyor, gitti elde. Maddi imkanlar var, gitti. Camimiz var, kapandı. Bunlar hep bizim için birer imtihandır. Yani bir müddet sonra yani şeyler elimizden gidiyor. Bunlara karşı sadece dua etmek değil, bütün dünya onun için bir ilaç, bir evet. Efendim ona karşı bir aşı geliştirmek için yapıyor. Yoksa hocamın deve misalinde olduğu gibi herkes elinde tesbih alsın, dua etsin değil. Ama dua edeceğiz. Tabii kesinlikle. Ama o arada onun da çaresine bakmamız gerekir ki yani şeyimiz samimi olsun. Her şeyi Allah'tan beklemek böyle dua ile olmaz diye aklımıza peki, geliyor yani. Remzi Hocam, buyurun. İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntıları ve imkansızlıkları da düşünürsek, azim ve sebat gösterme konusunda bu yeterli fiili duayı yaptığımızı mı düşünürsünüz ya da gerekli fiili duayı yapmadığımızı mı? Evet. Ki cevap aslında ortada da. Evet. Sizin eklemek istedikleriniz olacaktır elbet. Evet, çok güzel bir konuya değindiniz Murat Bey. Aslında ben bu konuyu iki anekdotla anlatmaya çalışacağım. Hı hı. Tabii görevimiz icabı Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye sıkça gidip geliyoruz. Yıl 2016. Medine-i Münevvere'de görevliyim. Tabii malum biliyorsunuz 15 Temmuz o hain darbe girişimi olduğu yıl. Tabii ümmeti İslam, yani ümmeti Müslüman, ümmeti Muhammed, Mustafa, ümmeti Muhammed sürekli bize dua etti. Bakın, biz hep dua ediyoruz ya, aslında dua almak da önemli. Mesela bizim orada görüştüğümüz, tanıştığımız, yani orada yaşananlardan bir tanesi şunu anlatıyor. Ben diyor, o gece kalktım, televizyona baktım, annem de vardı diyor. Annesi de 80-90 yaşlarında bir anne. Ve haberler duyunca, Türkiye'de hain darbe girişiminin olduğunu duyunca oğluna diyor ki, oğlum diyor, elde ne kadar para varsa o parayı Medine-i Münevvere'de bulunan fakir fukaraya dağıt diyor. Ve git, daha sonra Mescid-i Nebevi'ye, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ravza'sından olduğu yere ve ümmeti Müslümanlar için, ümmeti Muhammed için, özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için dua et diyor. Ve biz elhamdülillah bu duayı aldık. Somali'den aldık, Sudan'dan aldık, Arakan'dan aldık, Myanmar'dan aldık. Yani çünkü biz öyle bir necip milletiz ki, bakın şu anda misafir kardeşlerimiz var, Suriyeli kardeşlerimiz. Evlerinden kovulmuş, yurtlarından kovulmuş, mazlum olmuş ve biz o geniş kanaatimizle, genişliğimizle onları misafir etmişiz ve onlara her türlü imkan vermişiz. Neden? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُنْ Müminler ancak kardeştir üslubundan hareketle. İşte bunların hepsinin bir dönüşü oluyor. Evet. Ve onun için biz elhamdülillah şu anda, bakın pandemi, COVID-19 ile karşı karşıya kaldık. Elhamdülillah almış olduğumuz tedbirler, tabii ki fiili dua anladım, var tabii. Ama almış olduğumuz dualar da var. Tabii. Mazlumun duası. Mazlumun duası tabii, burada. Tabii, ve o kardeşimiz Medine-i Münevvere'de aynen annesinin dediği gibi yapıyor. Parayı, sadakayı Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'nin etrafındakilere fakir fukara dağıtıyor ve Ravza'ya gidiyor, Ravza'da dua ediyor. Ya Rabbi şu anda Müslümanlara yardım et Türkiye'de bulunan diye. Bir başka örnek, yine ben 2016 aynı yıl içerisinde işte Mescid-i Nebevi'ye gitmiştik bir cuma günü. Tabii biliyorsunuz o günlerde biraz trafik yoğun olduğu zaman araçlar bulamıyorsunuz. Bir taksi kiraladık. Yanımda o gün bir kardeşimiz vardı. Şu anda genel müdür olan kardeşlerimizden bir tanesi. Taksiye bindik. Ama binerken pazarlık ediyorsun. Yani biraz orada o zamanlar biraz pahalı oluyor. İşte 100 riyal, 50 riyal, 20 riyal, 5 riyal neyse. En son 10 riyal anlaştık. Taksiye bindik. Tabii konuşurken neredensiniz? İşte biz Türkiye'den. O adam Türkiye deyince vallahi de billahi de ben sizden para almayacağım dedi. Evet. Niye dedi? Siz dedi çünkü bu ümmetin göz bebeğisiniz. Ve onların duası işte Murat Bey. Biz bu duaları almak için buradayız, alıyoruz da. Onun için dua etmek yeterli değil. Sadece dua etmekle kalmayalım, dua alalım. Onun için dua almak için de vesileler kollayalım. Bu vesilelerin başında da Müslüman kardeşlerimizi gözetmemiz gerekir. Şimdi içinde bulmuş olduğumuz ay, Ramazan ayı, zekatın bol bol verildiği, sadakanın bol bol verildiği, işte gündüzlerinin oruçlu, gecelerinin namazlı, niyazlı. Onun için bu gibi konularda biraz daha hassas olursak,
ben inşallah şu içinde bulmuş olduğumuz sıkıntılı sürecin bir an önce biteceğini ümit ediyorum diye düşünüyorum. Eyvallah hocam. Hazır konu dua iken bir de anne baba duasının da aslında ne kadar önemli olduğunu görüyoruz hocam. Bugün de miladi olarak hani her yıl kutlanan bir anneler günü vardır ya camiada, dünyada. Anneler günü bu vesileyle tüm annelere selam olsun. Ellerinden öperiz annelerin. Biz anneler günü deyince belki de yine bir vesile onlara muhabbetimizi söylemek için, onları ne kadar çok sevdiğimiz için ya da onları ne kadar çok özlediğimizi, hatırladığımızı düşünmek için bir fırsat olarak kollarız bazı günleri. Yoksa o günü özellikle kutlamak için değildir elbet ama hazır anne hususu açılmışken, anne baba hususu, bunu da ülkece olarak yani idrak ettiğimiz şu dönemde anne baba duasının ne kadar önemli olduğunu bir iki cümleyle sizden alabilir miyiz hocam? Zaten bu konuda ayet-i kerime var. Yani ve kadâ rabbuke ellâ ta'budû illâ iyyâhu ve bil vâlideyni ihsânâ. Devam ediyor ayet ama biz bu kadarlı kısmına. Cenab-ı Hak kendisine ibadetten sonra, ibadet etmekten sonra ana babaya olan hürmeti ikinci dereceye koyuyor. Gerçekten aslında burada tabii anneler günü falan diye bir kutlama yapılıyor ama aslında gün değil. Anneler sağ olduğu müddetçe her gününde ihtirama, saygıya layıktırlar. Bir günle geçiştirmek doğru değil. Haksızlık yani, olur. Bu doğru değil ve o bir günü de neye indiriyorlar? Bir gül alıp, bir şey yapıp, basit bir hediye ile onu kutlamak veya onu sevindirdiğini zannediyor. Öyle değil. Ama biz öyle bir millet değiliz. Yani çok şükür. Ama işte öyle bu hocam. Gittikçe yaygın hale geliyor. Evet. Halbuki annesiyle mesela bir şekilde dargın olan, annesine şimdiye kadar hiç uğramamış veya yanına gitmemiş insanlar varsa, yani bir şekilde güzel dünyalık menfaatten dolayı ana babasını terk etmiş, bakmıyor. Ondan karşılık görmedim diye bir takım ona karşı bir içinde iyi niyetler yok. Bu Ramazan'ı fırsat bilerek, aslında gün değil, bu Ramazan ayının bereketini fırsat bilerek onu mutlaka gidip telafi etmesi lazım. Eyvallah. Elini öpmesi lazım. Eskiden şair diyor ki, puslatın müskül ise bali name şartı keremdir diyor. Eskiden mektup yazılıyor ya, kavuşamıyorlar tabii. Uzak yerlerde insanlar var. Puslatın müskül ise, yani kavuşamıyorsan bari name mektup şartı keremdir. Cömertliğin şeyidir yani, delilidir diyor. Bugünlerde gidemiyoruz. Hakikaten annemiz babamız orada kaldı, biz burada kaldık, çıkamıyoruz falan ama hiç olmazsa telefonla, bir takım imkanlarla onlara hal hatır etmek, onları mutlaka unutmamak gerekir. Yoksa yani basit şeyler yüzünden var çünkü öyle örnekler. Olumsuz örnekleri söylemek iyi değil, suyu misal olmaz ama. Evet. Fakat bu Ramazan'la öyle bir kardeşlerimiz veya öyle bir durumda olanlar varsa onlara da böyle bir... Şimdi ben bir misal aklıma geldi. Çok... hocam bana söyle. Eskiden saatler vardı biliyorsunuz. Böyle rakkas derlerdi. Böyle uzun bir şey var. Sallanıyor böyle şey olarak. Fakat o bir müddet sonra kurmalı saat olduğu için duruyor. Evet. Bu ne yapmak lazım bu durduğu zaman bunu? Kurmak lazım. Kuracaksın ve hafif hareket ettireceksin. Anne sevgisinde dumura uğramış yönlerimiz varsa, ana babaya karşı saygısızlığımız veya ona karşı bir takım yani gücenme, darılma, küskünlüğümüz varsa onu ne yapmamız lazım? Sallayıp yerine getirmemiz gerekiyor. Bu bize Allah'ın emridir. Hocam siz de... Annelerin ayağı altında demesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cenneti, yani, cenneti kazanmak kolaymış demek ama onun rızasını aldıktan sonra ancak. Bu vesileyle tekrardan annelerimize, babalarımıza hem bu dünyada hem bu dünyadan göçmüş, ahirete irtihal eylemiş annelerimize, babalarımıza rahmet olsun. Rabbim inşallah başımızdakilere de sağlık, sıhhat, afiyet lütfetsin. Efendim, kıymetli Ankaralılar, bir orucumuz daha olmuştur. İnşallah niyetimiz iftara kadar halis bir şekilde kalır. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Ezan-ı Şerif'ten sonra biz burada muhabbetimize devam edeceğiz.
Kuruyan gözleri aşkınla yaşartan Rabbim. Gönül bağıyla sana teslim olan kullarını bilensin. Gizli olan şeyleri görünen kılan sensin. Ey iyilik yapanları mükafatlandıran Rabbim! Su damlalarıyla günahlarımızı temizleyensin. Senin iznin olmadan bir yaprak bile kımıldamazken binlerce milleti renk, ırk gözetmeksizin Kâbe'nin eteklerinde toplayansın. Aşkın merkezinde sana tavaf edenleri görensin. Senden yardım isteyenlerin imdadına yetişensin. Hazreti İbrahim'in ateşini gül bahçelerine çevirensin. Ey Rabbim, dünyamızı da, ahiretimizi de gül bahçelerine çevir. Hazreti İbrahim'in sabrını, Hazreti İsmail'in teslimiyetini nasip et. Hazreti İbrahim'in imtihanını nasıl kolaylaştırdıysan, bizim de imtihanımızı kolaylaştır. Sonsuz tevekkülü yüreğimize yerleştir. Ey Rabbim, hatalarımızı itiraf edip tövbelerimizle huzuruna geliyoruz. Salih kullarından eylemen için sana Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in ettiği duayla yalvarıyorum. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Hiç şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey bizim Rabbimiz! Hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun eğen Müslümanlar kıl, hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir ve bize ibadetimizin yollarını göster. Tövbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz tövbeleri kabul eden, çok merhametli olan sensin. Amin. Efendim tekrar Allah kabul etsin, bereket vakti devam ediyor. Mehmet Akkuş hocama programımızın sonuna doğru, artık İstanbul'a doğru giderken Peygamber Efendimiz'in ettiği özel duaları da sormak istiyorum. Kıymetli hocam, Peygamber Efendimiz en çok hangi duaları önemserdi ve bizlere de, ümmetine de hangi duayı yapmamızı önerirdi? Tabii vakit son derece az kaldığı için ben çokça okunan böyle güzel bir şey var. Onu isterseniz okuyayım. Bu çok insanın kendisiyle alakalı bir bakıma duanın en özeti. Şöyle, Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni, ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mestatatu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهديني لأحسنها إلا أنت واصرف عني اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب معناسını kısaca vereyim. Buyurun. Ya Rabbi, sen benim Rabbimsin. Senden başka dua edecek, el açıp isteyecek yok. Sen yarattın beni. Ben senin vaadin üzerineyim. Senin gösterdiğin efendim hayat üzerineyim. Ya uzbike min şerri ma sanatu. Yaptığım kötülüklerden sana sığınıyorum.
beni güzel ahlaklı eyle. Benimle hatalarım arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır hataları benden. Ya Rabbi kalbimi de sanki temizle, şeyler temizlendiği gibi, böyle bir takım giysilerin temizlenip paklandığı gibi kalbimi de hatalardan, günahlardan temizle ya Rabbi diye böyle bir duayı söyleyerek ben sözü bitirmiş olayım. Hocam Seyyidül İstiğfar duası evet. Değil mi bu dua? Evet. Şimdi kıymetli dostlar, eğer bu duanın ismini merak ediyorsanız hemen internetten Seyyidül İstiğfar duası yazarsanız zaten çıkar. Hepimizin de aslında ezberlemesi gereken bir duadır. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Bu duayla da kapatmak güzel olacak programı. Evet. Kıymetli hocam, Remzi hocama dönersek sizler son olarak neler söylemek istersiniz? Buyursunlar tabii hocam. Estağfurullah. Ben hocamın bu güzel duasına ancak amin deriz. Yani. Fakat dua konusu açılınca hem Kur'an-ı Kerim'de ve bizim de günde 5 defa her namazın sonunda teşehhütte okumuş olduğumuz bir dua var ki onu da zikretmeden geçemeyeceğiz. Aslında Peygamber Efendimizin ve İslamiyet'in yani Kur'an'ın bize öğretisidir bu. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Aslında duanın bütün özü burada. Eyvah, yani, anlamlarıyla da gidelim tabii, mi hocam? Tabii hemen söyleyeceğim. Rabbena atina fid dunya hasene. Yani biz denge ümmetiz. Ve cealnâkum ümmeten vasata. Yani sadece bu dünya değil, sadece ahiret değil, hem bu dünya hem ahiret için yaşayan bir yapımız vardır. Onun için Cenab-ı Allah ayet-i kerimenin bir üstünde sadece dünyaya dua edenlerin ahirette nasibi olmayacağını söylüyor. Bunun doğru bir dua olmadığını söyledikten sonra şu okumuş olduğum ayeti Cenab-ı Allah bize öğretiyor. Rabbena atina fid dunya hasene. Ey Rabbimiz bize dünyada güzellik ver. Hasene iyilik ver. Bunun içerisinde her şey girer. İyi komşu, iyi eş, iyi efendi evlat, iyi mesai arkadaşı. Yani o hasene kelimesinin içi doldurabilirse doldurabilirsiniz. Evet. Evet. Rabbimizden dünyada iyiliği istemek, güzelliği istemek, hayır namına ne varsa onu istemek. Sadece bu mu? Hayır. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten. Yine ahirette de bize güzelliği ver, iyiliği ver. Nedir? Cenneti nasip eyle, cemalullahı nasip eyle, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini nasip eyle, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın komşu eyle diye bütün bu güzellikler, günahların bağışlanması vesaire, iyilik namına, güzellik namına ne istiyorsak hepsi buna girer. Ama en önemlisi وَقِنَا عَذَابَنَّارِ bizi cehennem azabından, o ateşten de koru diye dua etmemizi hem Cenab-ı Allah ve Peygamber Efendimiz de bizi buna istiyor. Onun için dualarımızı hem dünya hem ahiretlik olarak birbirimize dua ederek, dua alarak, özellikle içinde bulmuş olduğumuz şu sıkıntılı günler, bakın sıkıntılı günler, yani bu küresel bir pandemiye dönüşen COVID-19 süresinde her bir Müslümanın bundan sonraki Ramazan'ın bitine kadar lütfen istirham ediyoruz dua etmeleri. Bir an önce bu beladan, bu imtihandan başarılı bir şekilde ümmet olarak, İslam coğrafyası olarak Cenab-ı Allah eskiden olduğu gibi camilerimizde beraberce namaz kılmayı, cuma namazını kılmayı, Kabe-i Muazzama'da beraber tavaf etmeyi, beraber Arafat'ta vakfeye durmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz edelim diye ben bu şekilde bitirmek istiyorum. Vallahi Cenab-ı Allah bize de tekrar nasip etsin Ramazan'ın şerefine. Hayırlı bir şekilde bayrama eriştirmeyi nasip eylesin diye dua ediyorum. Amin hocam. Teşekkür ederiz. Programı kapatacağım ama Eşrefoğlu Rumi Hazretleri'nin de bir duası vardı ya hocam. Evet. Ondan böyle bir dörtlük alabilir miyiz sizden varsa? Bu hususta ben de tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Mehmet Akkuş hocama ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürümüz Remzi Bircan hocamıza çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Bol dualı, güzel bir program olduğunu düşünüyorum. İftarı beklerken programımızın yarınki konukları Nesillerin Mimarı Annelerimiz konusu Profesör Doktor Enbiya Yıldırım ve Selahattin Çelebi yarın konuk olacaklar. Hocam o duayla kapatalım. Eşrefoğlu Rumi Hazretleri. Evet, onun çok güzel bir manzumesi var. Bu bestelendi de aynı zamanda. Diyor ki, bildim suçumu bildim, döndüm çalabım döndüm. Geldim kapına geldim, estağfurullah lazim. Benden suçumu sorma, ayıbım yüzüme urma. Mahrum beni döndürme, estağfurullah tevbe. Settarul uyub sensin,
Gaffar-ı zünub sensin. Fettahul kulub sensin. Estağfurullah. Evet. Allah razı olsun. O zaman estağfurullah deyip kapatalım. Eyvallah hocam. Allah'ın yarın tekrardan görüşmek ümidiyle. Zatınıza hoş bakın. Allah'a emanet olun. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم اللهم